Ben 1980 yılında İstanbul'da doğdum. Böylece artık 40'lı yaşlara girmiş olduğumda ortaya çıkmış oldum. Nasıl bir ailede büyüdüm? Annem İtalyanca filoloji mezunu, İtalyanca tercümanlık yaptı iş hayatı boyunca. Babam da gazeteci. Dolayısıyla hem dile çok ilgi duyarak ve değişik kültürlere ilgi duyarak hem de babamın gazeteciliğinden dolayı çok fazla içerik yaratma konusuna ilgi duyarak büyüdüm. Bir de bunun yanında dedem de rahmetli dedem de çok 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 bütün ömrü boyunca binlerce çok girişimi olmuş olan, yüzlerce bize patent bırakmış olan bir girişimci. O da eğitimciydi ve bir üniversite kurucusuydu. Çok çeşitli sektörlerde renkli kişilikler, renkli kişilikleriyle faaliyet gösteren aile bireyleriyle büyüdüm. Kendim de psikoloji eğitimi aldım. Peki kariyeriniz nasıl ilerledi? Kariyerim çok enteresan bir şekilde ilerledi. Psikoloji eğitimi alırken Amerika'da hiçbir şekilde psikolog olmayı düşünmüyordum. Bana da sordukları zaman sen neden psikoloji okuyorsun diye diyordum ki bu benim hayatta en çok okumadığım ve okumak istediğim ve en merak ettiğim konu. Size şöyle söyleyeyim. Robert Koleji öğrenciyken epey kötü bir öğrenciydim. Bunu şimdi artık gururla söylüyorum. Çünkü o zamanlar tabii ki bu beni çok üzen bir konuydu. Tam da nasıl başa çıkabileceğimi bilmiyordum durumla. Sonrasında tabii sağ olsun okulum beni girişimcilik konuşmalarına vesaire hep çağırdı, davet etti. Ama şunu söylemek istiyorum. Lise sondayken bize psikoloji dersi başladı ek ders olarak. Ve sınıf öyle bir hocamız var ki İnanılmaz sert, inanılmaz zor sorular. Sınıfın en fenalı, en kötü öğrencilerinden olan Güneş, sınıf birincisi psikolojide sınıf dökülüyor. Böyle komik bir anım olmuştu ve dedim ki zaten hep çok meraklıydım. Kesinlikle benim Amerika'ya gidip psikoloji okumam gerekiyor. Tam da nedenini bilmeden hani birazcık kendim için de merakımdan okudum. Sonrasında da Türkiye'ye döndüm. Devamını sizin yönlendirmelerinize göre anlatayım isterseniz. Tabii. Peki Türkiye'ye döndükten sonra neler yaptınız? Mezun olduktan sonra nerelerde, hangi pozisyonlarda çalıştınız? Şöyle oldu. Türkiye'ye dönmeden önce aslında benim planım ben Pensilvanya'da çok küçük bir şeyde çok küçük bir üniversitede okuyordum. Oradan da hayalim New York'a gitmekti. Birçok arkadaşım genelde Amerika'da okuyan Türk arkadaşlarım da öyle, Amerikalıların kendileri de öyle. Daha büyük şehirlere gidip oralarda kendilerine hani benim zamanımda böyle iş bakmak o şekilde ilerliyordu herkesin hayatı. Benim de planım buydu. Fakat son dönemimde, üniversitenin son döneminde Dubai'de tatilde eşimle tanıştım. Ve o tanışma beni ona daha yakın olabilmek için İstanbul'a getirdi. Demek ki sonradan düşünüyorum ki ben böyle şeylere çok inanırım. Kısmete, şansa, bazı şeylerin olması gerektiği gibi olmasa. Demek ki ben de aslında bir yandan da çok da gitmek istemiyormuşum New York'ta yaşamaya diye düşünüyorum. Eşimle de tabii ki de beraber olmak için ve yakın olmak için dediğim gibi de İstanbul'a döndüm. Döner dönmez de babamın o zamanki çıkardığı gazete olan Vatan Gazetesi'nde çalışmaya başlamak istedim. Dediğim gibi zaten psikoloji okumuştum ve hani çok da kafamda bir kariyer planı yoktu. Açıkçası böyle tasarımcılık falan hani özellikle rahmetli dedem çok kızardı yani böyle hani tasarımcı olmak istedim. Okumak istiyorum desem bile hani ne alaka şimdi niye tasarım okuyacaksın gibi bir şeyle karşılaşabilirdim. Ama hani içimden de hep böyle bir istek, bir merak vardı. Tabii daha oralara gelene kadar çok yollardan geçtim ama şöyle söyleyeyim. Vatan Gazetesi hemen ailemle çalışmaya başlamak istedim. Vatan Gazetesi yeni kurulmuştu ve bir heyecandı. Dolayısıyla hemen işi öğrenmek istedim. Hiçbir zaman gazeteci olmak istemedim. Ama gazetenin hani editoryal kısmı, yazarlık kısmı, bir gazete nasıl çıkarılır, nasıl olur tabii ki de çok meraklıydım içine doğduğum için. Babam da beni hemen reklam satışa koydu. Ben tabii çok bozuldum bu işe. Ben zannediyorum ki yazı işlerinde takılacağım, eğleneceğim. Hani çok çok bozuldum bu işe. Hiç anlamam, bilmem yani. Tabii üniversitede business dersleri de aldım, ekonomi aldım, pazarlama aldım. Hani öyle şeyler aldım ama çok da ilgim yok. Ondan sonra beni hemen tekstilde başlattılar. Patronum Hatta Nur Hayat kulakları çınlasın şimdi. Onun yanında dolaşıyordum toplantı toplantı. İşte not alıyordum vesaire. Ama işte sütun santim hesabı, ordino şu bu, eski tip bu, işte gazetelerdeki reklam satma ve
bir aslında yani ticari olarak bir gazete nasıl döner kısmını güzel satış tarafında öğrendim. Ve bu benim şahsa çok vazgeçilmez bir ders oldu ve bütün iş hayatım boyunca ne kadar yaratıcı, güzel, anlamlı, duygusal bir iş yapsan bile onun makinasını, ikisini birbirini tamamlayan makinalar, iki ayrı makine olduğunu, satışın da içerik yaratılan kısmında birbiriyle bağlantılı olduğunu, birinin birbirinden daha önemli olmadığını ama tabii ki bu satış becerisinin de olması gerektiğini deneyimlemiş oldum. Sonrasında çok uzun bir yol, arada sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen kesin beni. Kısa geçeceğim tabii ki Mehrimu'ya kadar olan kısmı ama sonrasında biraz öyle devam ettim. O sırada da işte eşimle evlenme planları yapmaya başladık ve bir yandan da kendi düğünümü planlamaya başladım. Tabii o zamanlar benim yaşım çok küçüktü. Ben her şeye böyle çok meraklı, böyle küçük küçük heyecan duyup yapan bir yapım vardı. O 25 yaşındaydım. O zamanlar 25 yaşındayım şimdi bu anlattığım hikayede. 25 yaşındayım, işte bir yandan evlenme planları yapıyorum. Bir yandan işte gazetede reklam satışta çalışıyorum. Bir yandan da düğünümü tabii kendim plan ve dediğim gibi aslında o tasarım özlemim birazcık o düğün planlama ve genç yaşın verdiği o şevkle ciddi bir benim için uğraş haline dönüştü ve orada oturdum bununla alakalı bir boşluk olduğunu, yani düğün planlamada hani evet düğün organizasyon şirketleri vesaire olabiliyor ama hani kendiniz meraklıysanız, bir şeyleri almak istiyorsanız, kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız boşluk olduğunu gördüm ve biraz bunun üstüne çalışmaya başladım. Bunun üstüne çalışmaya başlarken de Amerika'da da işte birkaç web sitesiyle görüşmüştüm. Onlarla hani neler yapılabilir, edilebilir. Daha o zamanlar biliyorsunuz bu tip böyle niş siteler hiç yoktu. Çok büyük site, hani hepsi burada vesaire gibi siteler vardı. Ama hani niş, özel ürünlerin satıldığı e-ticaret siteleri yoktu. Ondan sonra evlendim ve tabii evlendikten sonra o evlilik dükkanı hevesim birazcık daha farklı hani hayatımın içerisinde ihtiyacım olan ürünler hevesine dönüştü. Ve çevremde de aslında internette bu kadar çok vakit geçiren insanların ellerinin altında böyle derli toplu güzel ürünlerin bulunduğu bir site olması gerektiğini fark ettim. Ve aslında şirketimiz, şimdi Mehrimu'nun ana, Mehrimu tabii markanın ismi, şirketimin ismi Nar Danışmanlık. Nar Danışmanlığı'nın altında ilk defa aslında chichiqueen.com'u kurdum. 2006-2007'ydi galiba. Ve oradaki bütün düşüncemde, bu arada chichiqueen.com'a gelene kadar da arada şeyi atladım. Gazeteden bu sefer dergilere geçiş yaptım ve dergilerde de bütün işte o zamanlar önce Vatan Dergi grubuydu, sonra Mutlu Dergi grubu oldu. İşte In Style, Fortune, Madame Figaro, Martha Stewart Weddings, bütün bu dergilerin işte Türkiye'ye gelmesi, lisans anlaşmaları, bütün bu işte royalty'ler, telifler, hani işin o tarafını hem o tarafını hem pazarlama kısmını önce öğrendim. Sonra ben de biraz daha yönetici pozisyonunda çalışmaya başladım. Oradan da pazarlama dünyasına da bir girişim olmuş oldu. O konuda da birazcık pişmiş oldum. Ve chichiqueen'i tamamıyla hani bu hem ailemden gördüğüm hem kendim de birkaç yıl içerisinde öğrendiğim içerik yaratma ve ticaretle birleştirme olarak düşünüp kurdum. Chichiqueen macerası yaklaşık bir 3-4 sene sürdü. Hatta onu da gazeteci Elif Tanrıyer'le birlikte yapıyorduk. O da sonradan Türkiye'nin çok önemli bir kitap editörü oldu. Zaten hep çok ilgiliydi bu konuyla. Elif'le birlikte tamamen bir dergi tadında yapıyorduk. Ama içeriğinde de kapattığımda 100'e yakın markayla çalışıyorduk. Ve aslında çok başarılı bir siteydi. İşte American Express'in kataloğunu tedarik eder hale gelmiştik. Ve kendin işi içerisinde çok çok başarılıydım. Peki o siteyi niye kapattınız ve Mehrimu nasıl başladı? O yolculuğa nasıl çıktınız? Mehrimu'nun başlamasıyla sitenin kapanması birbirine çok yakın zamanlar aslında. Sitenin son zamanlarında çanta arayışı başladı bende. Sitede satmak için hani takı ve ev dekorasyonunda çok fazla ürün bulabiliyordum. Fakat çantada çok az, çok kısıtlı bulabiliyordum. Zaten benim Mehrimu ile ilgili ampul yanması da orada oldu. Neden kapattım, nasıl kapattım? 2009 senesiydi ve oğlumun doğduğu seneydi. Bu Lehman Brothers'dan dolayı dünyadaki çok büyük bir ekonomik krizin başladığı seneydi. Ve şeyi görebildim, hani Mehrimu zaten chichiqueen'in içerisinde doğmuştu. Kendi başına bir yaşamı olmaya başlamıştı. Onun dışında dediğim gibi bir yeni bebeğim vardı, dünyada bir ekonomik kriz vardı. Ve chichiqueen'in daha da büyüyebilmesi için
artık başka bir yola gitmesi gerekiyordu. Yani artık sadece benimle olacak bir şey değildi. Belki yatırımlar alınması gerekmesi, daha farklı lojistik kısmında gelişmesi. Çünkü e-ticaret siteleri biliyorsunuz bir yere kadar geliyorlar ama e-ticaretin en zor döndüğü dönemiş bu lojistik ve operasyonel konuları çözememekten sıkıntılar doğuyor. Ve ben orada bir tercih yaptım. Çanta kısmı beni heyecanlandırıyordu. Masanın ilk defa ürün tarafına geçecektim. Ürün tarafını hiç bilmiyordum. Ürünü pazarlamayı biliyordum, satmayı biliyordum ama ürünü yaratmak, masanın öbür tarafında olmayı bilmiyordum. Ve açıkçası o kısmı beni daha çok heyecanlandırdı. Dolayısıyla siteyi kapattım ve Mehrimu'yla devam ettim. Tamam, baktınız piyasada çanta yok. Şimdi biz de bakıyoruz piyasada istediğimiz gibi çantayı bulamıyoruz ama marka yaratmıyoruz. O marka yaratmaya nasıl geçiş yaptınız? Şöyle, o da ben de Mehrimu'nun doğuşu şey şeklinde olmadı. Hani oturup bir iş planı yapayım, şimdi ben dünyanın şöyle önemli bir markasını yaratacağım şeklinde inanın olmadı. Bu zaten birçok girişimciden bu tip hikayeler, hani iki tip girişimci, ben zamanında Endeavor'la da çalışmıştım ve orada işte bütün girişimci tiplerini öğrenmiştik. Ben biraz daha hani içgüdüleriyle giden ve yolda biraz daha işi büyüten tipe giriyorum galiba. Ben de şöyle oldu, zaten dediğim gibi bir ihtiyaçtan dolayı kendi sistemin içindeki öncelikli bir ihtiyacı doğurmak için tek bir çanta modeliyle başladım. Sonrasında eksiklik şuradaydı, yani en benim için can alıcı nokta şuydu fark ettiğim. Kaliteli çanta Türkiye'de çok güzel yapılan bir şey. Çok çok ciddi kaliteli çanta var. Bunun da sebebi ortada. Çok ciddi bir sahte çanta pazarı var. Çok ciddi bir sahte çanta pazarı olduğu için kalite çok yüksek. Çünkü ustalarımız en iyi, dünyanın en iyi markalarının, İtalya'da yapılan en iyi çantalarının aynısını yapmak ya güdümlü olarak kendilerini geliştirmişler. Bunun yanında Türkiye'den çıkan çanta markası yok. Çünkü pazar sahteye yapmaya yönelik olduğu için kimsenin marka yapayım, satayım, 11 yıl öncesinden bahsediyorum. Öyle bir durumu yok. O zamanın Beymen'ine girdiğiniz zaman yine en pahalı çantaları görüyorduk. İşte şimdinin hala işte gördüğümüz Bottega'lar vesaire. Bunlar tabii ki çok güzel ve onların o fiyatta olmasının da sebepleri tabii ki çok büyük perakende markaları olmaları, çok ciddi masrafları olmaları gibi. Ve tabii ki kaliteleri çok yüksek. Ben de düşündüm ki ben Türkiye'nin içinden yapacağım, aynı kalitede yapacağım, aynı kalitede yapabilen adamlara yaptıracağım ve aynı malzemeleri kullanacağım. Ama fiyatım çok çok altında olacak o diğer büyük markaların. Ama bende o masraflar olmayacak. Yani bütün düşünce buydu. Bir de birazcık şeydi, hani bazen bir seyahate gidersiniz, gelirsiniz, elinizde tatlı bir, hiç kimsenin bilmediği bir çanta vardır. Ya da birinde görürsünüz, aa çantan nereden? İşte şuradan aldım. Ya da işte aa çantan nereden? İşte anneannemindi. Şöyleydi, böyleydi. Yani o böyle logolardan sıkılmış insanlara da cevap olacak bir ürünle ortaya çıkmak istedim. Birazcık kendim ve arkadaşlarımın ve sitemin ihtiyacıyla zaten çıktım. Ama sonrasında dediğiniz gibi marka yolculuğu bambaşka bir yola soktu beni ve Mehrimu'yu. Yani ondan da bahsetmek istiyorum ki bence bu işin enteresan kısmı bu. Çünkü bir marka yaratmak şey değil. Hani A'dan Z'ye gidilen ve tamam şimdi bitti denilen bir yol zaten değil. Şunu da söylemek istiyorum. Bu yüzden de bana bu zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben tasarım okumadım. Tasarım okumadığım gibi tasarım pazarlaması, yani moda pazarlaması, satış ve pazarlaması da okumadım. Dolayısıyla ben bu işin işte moda haftalarına nasıl katılınır, koleksiyon nasıl yapılır, o koleksiyonu kataloğu nasıl çekilir, ne zamanlarda nerelere gönderilir, fiyatlandırma nasıl yapılır, ödeme anlaşmaları nasıl yapılır, nakit akışı nasıl yönetilir, bunların hepsini bu işin içinde öğrendim. Tamamen alaylısıyım bu işin. Yani kendim eğitimli bir insanım ama bu işin alaylısıyım. Dolayısıyla aslında marka nasıl yaratılır dediğiniz zaman ya da nasıl yarattınız dediğiniz zaman çok uzun bir öğrenim yolundan geçerek ve çok zor şartlarda yaptım. Çünkü finansal olarak bir yatırımla, bir bütçelendirmeyle yapılmış bir şey değildi. Hep sattıkça... Ne kadar bir bütçeyle yola çıktınız? Mehrimu için söylüyorum. Hani Mehrimu'yu ilk ürettiğinizde ve ilk model nasıl bir şeydi? Biraz onu da tarif edin. Tabii. Ve bağlayıcı. Tamam.
markayı nasıl büyütebildiniz? En önemli nokta bu. Biraz da Mehrumu'nun nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlatır mısınız? Mehrumu sıfır kendi başına, yani hiçbir bütçeyle çıkmadı. Birkaç tane numune bütçesiyle çıktı. Çünkü zaten Çiçek Queen denen sitemin yavrusuydu. Dolayısıyla bir atölyeye gittim. O zamanın parasıyla hatırlamıyorum. Yani çok komik. 180 TL filandı kaç sene önce. Unutmuyorum. Bir çanta yapmak ve tek bir modelim vardı. Nasıl bir şeydi? O zamanlar çok fazla doğudan çok ilham alıyordum ve bütün konseptim doğu ile batının birleştiği bir çanta modeli yapmaktı. Önce ikat kumaşlarla başladım. Sonrasında Çiçi Queen'deki tecrübemden Fatma Ana'nın elinin çok sattığını biliyordum. İnsanların duygusal bağ kurdukları, uğur getirdiklerine inandıkları objelerin çabuk bir şekilde bağ kurabildiklerini bildiğim için ve tabii ki kendim de bunu sevdiğime inandığım için Fatma Ana'nın elini kullanmaya başladım. İlk çantam ve ilk çıkışım zaten böyle oldu. Sonrasında ilk Midnight Express mağazada satmaya başladık Bebek'te ve ondan sonra da 3 modelle, sadece yani bir modelin 3 ayrı rengiyle Beymen'e girdik. Ve çok enteresan bir şey. Beymen o zamanlar Türk markalarıyla bu kadar, tabii ki de Beymen ailesi her zaman Türk markalara destek veren, çeşitli projelerle çok önem veren bir kurum. Özellikle şimdi daha da çok önem veriyor. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama hani daha çok yabancı markaların olduğu bir mağazaydı. Ve tabii çok ciddi bir şaşkınlık oldu. Çünkü Türkiye'de takı markası vardı o zamanlar, giyim vardı. Çanta, hani Beymen'den çanta alan kadın Türk bir markadan dörtte bir fiyatına bir çanta alması düşünülemez bir şeydi ve bu olan bir kategori de değildi. Dünyada da henüz, hani bizim kategorimizde o zaman Tory Burch ve Michael Kors vardı. Onlar da zaten Çin'de yapılan, hani bizim kadar ellemeyi göz nuru olan çantalar değildi. Beymen'den sonra Beymen bana çok şey kattı, onu söyleyeyim. Nakit akışımı çok rahat döndürebildim Beymen sayesinde. Bir 2-3 sene Beymen'den kazandığım parayla zaten ben bu işi döndürdüm. Ondan sonrasında Bebek'te bir ofis tuttum. O zamana kadar kendi evimin salonundan faturalarımı kesip sevkiyatımı yapıp her şeyimi evimden yapıyordum. Sonrasında Bebek'te bir ofis tuttum. Bebek'teki tuttuğum ofisi sonrasında işte sığamadık. Ekip tabii oluşmaya başladı. İşte karşı daireyi de tuttuk. İşte ilk ofisi mağaza gibi yaptık. Karşı daireyi ekip yaptık. Esas dönüşüm noktası şu oldu. Esas sizin merak ettiğiniz kısmın ne olduğunu biliyorum. Bundan 5-6 sene önce Londra üstünden yurt dışına açılmaya karar verdik. O da şöyle oldu. Yurt dışına herkes bir şekilde açılabilir, değil mi? İşte moda haftasına katılırsın, fuara gidersin, şudur budur. Çok zor bir yol, çok teşvik, çok kredi, çok çok para harcamak gereken bir şey. Benim bir türlü içime sinmiyordu. Doğru mağazalara doğru şekilde girmek istiyordum. Derken şans bir gün kapımı çaldı. Nasıl ki ilk çocuğumun hamileliğinde Mehrimu'nun doğumu gerçekleştiyse, ikinci çocuğumun hamileliğinde de gerçekten ikinci doğum gerçekleşti ve yine bir çok önemli, yani çok hepimizin, benim çok gıpta ettiğim bir girişimci olan Jo Malone'un kendisi İstanbul'a geldi. Sene 2014'ün sonları gibi ya da 2015 başı da olabilir. Jo Malone'un yanında beraber çalıştığı arkadaşı da benim çok iyi bir Londra'dan müşterimin arkadaşıymış. Bana dediler ki, Güneş, Jo Malone İstanbul'da işte kendi içinde bir konuşma, bir şeyler yapıyor. Lütfen onunla buluşur musun? Tabii ki dedim. O zamanlar Emirgan Korusu'nda işte Sabancı Müzesi'nin içerisinde, Emirgan'da Sabancı Müzesi'nin içerisinde Çanga Restoran vardı. Oraya davet ettim. Ve biz birbirimize aşık olduk tabii Jo Malone'la. O da işte Jo Malone kendi markasını Estée Lauder'a satmış ve Jo Loves diye yeni bir marka kurmuş ve sıfırdan başlıyordu. Bana da dedi ki, ben dedi tam dedi senin yaptığın iş gibi işleri yapanları arıyordum dedi. İşte çantalarımı çok beğendi. Ruhu olmasını, farklı bir DNA'sı olmasını, fiyatını, kalitesini, hikayesini, her şeyini çok beğendi. Ve dedi ki, seni Londra'ya davet etmek istiyorum. Gel, benim dükkanım 3 gün senin. Senden hiçbir para talep etmiyorum, hiçbir komisyon, hiçbir şey istemiyorum. Jo Loves 3. Mehrimu bir davet yapacağız. Ben de hamile gittim, işte çantalarımı aldım. Giderken de düşündüm ki, Güneş, bu senin için büyük fırsat. Fakat sen bunu şimdi, Jo Malone tabii güzellik sektöründe bilinen birisi.
birazcık daha fashion PR'dan, hani hiç biz o zamana kadar PR'la falan hiç çalışmamıştık. Böyle bütçelerimiz zaten yoktu. Hiç çalışmamıştık. Bir de insan böyle her şeyi kendi yapınca birazcık delege etmesi zorlaşabiliyor. Zaten bu girişimcilerdeki çok büyük sıkıntılardan bir tanesi, aşılması gereken bir konu. Ama ben orada aklımı kullandım ve Londra'dan bir PR'la anlaştım. O PR'ın bana çok faydası olmadı açıkçası, ama bana şöyle bir kapı açtı. Bir, o eventte çok önemli bir kontakla tanıştım ki o kontağın mağazası sayesinde hep bu kraliyet ailesinin bizden çanta alması hep onun sayesinde gerçekleşti. Onun kontakları sayesinde gerçekleşti. İki, bu PR sayesinde de uzun yıllar bizim Londra üstünden satışımızı, toptan satışımızı organize edecek olan kişiyle tanışmama vesile olmuş oldu. Bu da zaten benim tam aradığım senaryoydu. Çünkü İstanbul'da yaşayıp üretim her şey İstanbul'da tamam, ama Londra, Paris, New York, Milano'da yaşamıyorsunuz ve birisinin sizin adınıza oralarda anlatıyor olması çok büyük zaman kazandırıyor size. Nasıl ki biz burada İstanbul'da hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir bağlantımız var. Orada da ve bu işi yapan, bilen birisiyle birlikte çalışıyor olmak çok büyük artı oldu benim için. Ben o süreçte ondan sonra çok ciddi şekilde yine hayat okulu gibi şey öğrendim. İşte dediğim gibi koleksiyon yapmak vesaire vesaire, belli deadline'lara yetişmeye çalışmak gibi gibi. Ve zaman içerisinde o zaman da trend biraz daha şeye dönüyordu. Şunu da söylemek istiyorum Tülay Hanım. Benim çantalarım ilk başta Doğu Batı senteziydi. Doğu Batı sentezi çantalar. Sokakta atıyorum Amerika'da geziyorsunuz, Paris'te geziyorsunuz, Londra'da sokakta hep durduruluyordu. Ama satın alma şeyine gelince insanları korkutan, satın alma departmanlarını korkutan bir görüntüydü. Hani ona sizi riske etmek istemiyorlar. Hani size onlara belki başka şeyleri çağrıştırıyor. Dolayısıyla tam anlayamıyorlar ve dolayısıyla ben de birazcık DNA'sını markanın sadece doğudan etkilenen değil, yine o doğu dokular var. Zaten adı Mehrimoğu, Güneş var, işte daha o doğu tınılar var. Ama biraz daha seyahat ilhamlı bir markaya çevirmeye karar verdim. Dolayısıyla daha bu işin içine İtalyalar, Yunanistanlar, bizim ortak paydada buluştuğumuz kültürler, Marakeş, hani bunlar da daha bir mozaikleşmiş olarak girmeye başladılar. Bu ülkelerden gelen sanat, mücevher, mimari, kitap. Çok daha genişletmeye başladım ilham noktalarını. Ve aklıma şey geldi. Kendim de psikoloji okuduğum için hep şeye çok meraklıyımdır. Hani bilinçaltından mesajlar. Bilinçaltı benim zaten çok ilgimi çeker. Haziran kullanmaya karar verdim. Haziran hepimizin sevelim sevmeyelim bilinçaltında bizim yakınlık duyduğumuz. Görür görmez bir yakın, işte anneannemizin evindeki bir sandalye olabilir. Gördüğümüz bir seyahat. Yani hepimizin kolektif bilinçaltında yeri olan bir dokudur ve güzel bir dokudur, şıktır. Çantada çok hani Dior bir zamanlar birebir Haziran'ı kullanmış, ama bildiğim kadarıyla çantada kullanan da yoktu. Onun yanında da kutu çanta yapmaya karar verdim. Çünkü kutu çanta o zamanlar 2015'te sadece İtalya'da çok şık yapılabilen bir şeydi. Türkiye'de kutu çanta yapmak diye bir şey söz konusu değildi. Ve tam 1,5 senemizi aldı kutu çantayı İtalya'da yapılmış gibi doğru yapacak kişiyi bulmak ve onunla ilerlemek ve kaç numune, kaç numune, kaç numune. Çok ciddi bir savaş verdik orada yani. Ve ben çünkü bu kutu, Haziranlı kutu çantaya çok inandım. Ve onun da kapağında işte bu benim Faybox modelim. Nasıl ki Resberg Türkiye'deki çıkışıma yardımcı olduysa, Faybox da yurt dışındaki çıkışma yardımı oldu. Faybox sayesinde de Londra'da çok iyi mağazalarda satmaya başladık. Peki Mehrimoğlu'nun karakteri nedir? Nasıl bir çantadır? Bize anlatır mısınız özelliklerini? Mehrimoğlu'nun katman katman özellikleri var. Yani DNA'sına baktığınız zaman katmanları ayırabilirsiniz. Bunun içerisinde nostalji var, ama bu nostaljinin içinde boğulan bir marka değil, modern kadına hitap ediyor. Eklektik dokular var, ama çok bohem değil, sofistike bir kadın. Kesinlikle feminen bir kadın. Ve bunun içinde de materyallerin kullanılmasından, farklı materyallerin birlikte kullanılmasından hoşlanan bir kadının çantası Mehrimun. Çok değişik, sürprizli. Bizi ayrıştıran konu aslında Tülay Hanım şu. Dili çanta kategorisinde yarışmıyoruz. Biz gerçekten mesela atıyorum bir shopper'dır, bir sırt çantasıdır. Evet, bizde de var bunlar.
Ama bunlar var çünkü biz bir çanta markasıyız ve artık markamızın gereği olması gerekiyor. Bizim için gerçekten önemli olan fonksiyonel, hani takabilsin tamam, obje gibi durmasın ama arzu uyandıran, sevgi uyandıran, aşk uyandıran, bir taka gibi duygusal bağ kurulabilecek çantalar üretmek. Bizim iddiamız bu. DNA'mızda da bunlar var. Çok şükür bundan dolayı da popülaritemiz devam ediyor.